Çocuklarım da 5. sınıf. Ben size ne dedim? Sizi 5. sınıfa gelince de bırakmam demiştim hatırlıyorsanız. Devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizgi sözcüğün zıt anlamlısı vardır? Elinde garip bir oyuncak vardı. Yat nedir? Ben biliyorum. Kuşlar havalar soğuyunca göç ederler. Mutfaktan metal saplı bir kaşık getirdi. Bu yıl hepimiz için oldukça zor geçecek. Zorun tam tersi ne? Kolay. Buna göre Ayşe'nin kaç numara kutuları alması gerekmektedir? Bakalım. Aşağıdaki kutulardan üzerinde zıt anlamlısı bulunan kelimelerin yazılı olduğu kutuları almalıyım. Bak, şunu düşün. Sesin zıt anlamlısı var mı? Yok. Ele. Bir olan şıkları eledim. Siyah, tam tersi beyaz. Bak, şık eleme yöntemiyle soruları atlayabilirsin. İki olmayan şık eledim. Kaldı iki tane şıkkın. Uzun, kısa. Ben. Islak, kuru. Uçak, nine. Ağır, hafif. Yedi olan. Hepsinde yedi var. Eser yok. Bir dakika bakalım. 2, 3, 5, 7. Cevap B. Aa, çok kolay. Bunu siz yapacaksınız. Bu sözcüklerden hangilerinin eş sessiz yoktur? Yazılışı aynı. Anlamı farklı. Hangisi değildir diyor. Yol, kaz, maç, son. Şık eleme yöntemine gidelim. Mesela bak, yol, bir normal gittiğin yol var, bir de bir şeyleri yolmak var. O zaman bir olan şıkları eledim. Kazı biliyorsun yavrum. Bir normal, bir yeri kazmak var, bir de kaz, vak vak, ördek diyor ya. İki var, o zaman cevap C kaldı. Teşekkür ederim Selçuk hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Okey. İçten tavırlarıyla herkes etkilemişti. Samimi, bak size tavsiyem ne biliyor musunuz? Kelimeyi yerleştir, cümle aynı olduğunuysa al sana eş anlamlı. Samimi tavırlarıyla herkes etkilemişti. Okul idaresi yönetimi, başına olma ihtimalimiz, olasılığımız, marangozluk işine büyük ilgi duyuyorum, sevgi. Sevgi ve ilgi. Alakası yok. Tarık Bey çok önemli bir vermişler. Görev, görevin eş anlamlısı. Biliyorsunuz bunu. İkinci soru yok. Tabii ki yavrum, bakalım şimdi. Görev, vazifeni yerine getir. Şimdi çocuklar, ikinci soruda sadece zıt anlamlı kelimeleri buldum. Hafif, kuru, beyaz, şey gibi. Hangisinin zıt anlamlısı vardır? Soru bu aslında. Devam kızlar, ne istiyormuş? Bu öğrencilerin cümlelerindeki altı çizgili sözcüklerle ilgili hangi seçenekle verilenler doğrudur? Ben onunla daha dün görüştüm. Bir bardak sıcak çay. Çayı biliyorsunuz. Biz çok içerim biliyorsunuz. Sesteşi var mı? Var. Bir ırmak anlamında. Bir de her akşam ya da her gün 3 demlik ya da 4 demlik içtiğim şey. Number 5. 5. sınıf dersi. Sesteşi var. Ele. A şıkkını ve C şıkkını eledim. Ben onu daha dün görüştüm. Dünün de sesteşi yok yavrum. Sadece dün dündür işte. Dün dünde kaldı. Bugünler kalan sahalar bizim olsun. Bir test daha bitirdik. Üçüncü dereceden sorular bizi yıldıramaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizgi sözcüğün eş seslisi yoktur? Bakalım. Aynı hatayı tekrar yapmayacağına söz ver. Kafanız karıştığı anda size tavsiyem şu. Bir sonraki soruyu atlayın. Soru derken şıklar atlayın. Tamam mı? Direkt dan diye yapıştırmayın.
Caddenin sağ tarafına boydan boya bak. Bir sağ tarafına salim var, bir de yaşamak anlamında kullanılır. Çiftlikte inek, koyun ve tavuktan ve kazı biliyorsun yavrum. Hiç açıklamayayım değil mi? Ateş yakmak için etraftan kuru dal. Bak, bir denizin dibine dalıyorsun, yüzüyorsun. Çok güzel. Bir de ağaç dalı var. Demek A şıkkında yok. İhtiyacınız olan her şeyi buradan alabilirsiniz. Bu cümledeki altı çizgisiyle sözcüğün eş anlamlısı. İhtiyacın, bana ihtiyacın var mı? Bakalım. Herkes kendine lazım olan şeylerin listesini yapmıştı. Bu markette aradığımız birçok ürün bulunmaktaydı. Gereksinimlerimizi karşılamak için şehre gideceğiz. Tek isteğimiz bir an önce memlekete dönmekti. Bu soruyu siz yapıyorsunuz. İhtiyaç tam da ihtiyacın eş anlamlısı. Aynen, gereksinim. Harikasın. Yukarıdaki seste sözcüklerden hangisini anlamları verirken yanlış yapmışız? Bakalım. Geç. Bir yerden bir yere gitmek. Geride bırakmak, aşmak. Geçmek. Bakalım, kat. Bir yapıda iki döşeme arasında kalmak. Bu kaçıncı katta oturuyorsun? Evet. Bir şeyin içine başka bir şey. Yemeğin içine tuz da kattın mı? Olur. Bak, size tavsiyem, zihninde canlandır bu soruları. Zihninde canlandırmazsan yanlış yaparsın. Bir tür deniz veya ırmak taşıdı. Sal, doğru. Serbest bırakmak. Saldım. Koy verdim gittim. Saldım bütün civcivleri. Olur. Doğuştan beri geçen zaman yaş. Nemli ıslak. Demek ki cevap A'ymış. Bu işin marifetli ellerden çıktığı belli oluyordu. Marifet. Eş anlamlısı. Yetenek, kabiliyet, hüner, bilgi. Bilgi değil. Bunu bil. Çok kolay. Bak, yetenekli, kabiliyetli zaten aynı. O zaman hünerli eller değil mi? Yukarıdakilerden eş anlamlı sözcüklerin kullanılmış olduğu cümleler hangi seçenekte? Bunu beraber yapalım. Cimri insanların kimseye faydası olmaz. Bence cimriyi bulacağız aşağıda. Konuklarımız tek tek gelmeye başladı. Bu öyküyü daha önce de dinlemiştim. Onun kadar pinti. Bak, bir C. Ne yapıyorum? Bir C'ye gidecek. C'ye gitmeyenleri dan 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 eliyorum. Tak tak. Senin iki tane şıkkın kaldı. Bütün misafirleri kapıda karşıladım. Misafir neydi? Konuk. Konuklarımız 2 A. Aldısın, ne beş şıkkı. Bakın, saniyelik sorular çözüyoruz. Aşağıdaki altı çizili çocuklardan hangi ikilisi arasında eş seslilik ilişkisi yoktur? Bakalım. Mutluluktan yüzünden gülücük eksik olmuyordu. Annesini sevindirmek için bir demet gül aldı. Var. Oturdukları apartman 5 kattan oluşuyordu. Çorbaya biraz daha su kat. Kalbimiz vücudumuzda sol tarafında bulunur. Çok ilgilenmesine rağmen çiçekleri soldurdu. Olabilir. Yakın arkadaş hemen yan sırada oturuyor. Evin, bak, yan sırada oturuyor, evin yanı. İkisi de aynı anlamda. Devam. Beşinci sınıfa geçelim mi? Aşağıdaki cümlelerde yer alan almak sözcüğünü kullanıldığı anlamlarla ilgili tahminleri yazın. Bakalım neymiş? Tahmin edeceğiz. 2 gün sonra ondan iyi bir haberler aldık. Sen gibi haber iletiyorsun değil mi? Kavanozların her biri 2 litre su alıyor. Yani içine sığdırıyor. Yolda yemek için poğaça, simit satın aldım. Bizim takım bu maçı da rahatlıkla kazanır. Hastaneye 15 tane yeni hemşire alacaklar. İşe alıyorlar. Bunlar düşündüğümüzden daha mı kolay sanki? Aşağıda çıkmak sözcüğün anlamlarından bazıları ve bu anlamlarıyla kullanıldığı cümleler karışık olarak verilmiştir. O en sevdiğim etkinlik. Bakalım.
İçeriden dışarıya varmak, gitmek. Sıyrılmak, ayrılmak, bir yerin yukarısına doğru yürümek, bir inceleme araştırma sonucu bulmak. Bak size tavsiyem ne biliyor musun? Tek tek bulmak. Nasıl yani? İçeriden dışarıya varmak. Bakalım. Bu kumaş kısa pantolonunda çıkmaz. Yetmemek bu. Yokuş dik olduğu için zor çıktım. Nöbete gitmek için erkenden çıktım. Dışarıda varmak, gitmek. Bir. Bir C'ymiş. Sıyrılmak, ayrılmak. Bakalım. Çamaşır suyuyla yıkayacak leke çıktı. Kardeşimin kanında mikrop çıkmış. Emeklerken bebeğin patiği çıkmış. Ayağından çıkmış. İki. Üçüncüye bakayım. Bir yerin yukarısına doğru yürümek. Yokuş çıktım diyor bak. 3B. Bir inceleme araştırma sonucu bulmak. Tabii ki de kardeşinin kanında mikrop bak. Araştırılmış ki bulunmuş. Yetişecek ölçüde olmak. Pantolon neredesin? 5. Buraya da 6 kaldı. Bak bir sayfa daha bitti. Devam. Biraz küçültüyorum. Bak sorular görüyorsunuz yavrular. Aşağıda kesmek sözcüğün anlamlarından bazıları ve bu anlamlarıyla kullanıldığı cümleler. Bak bildin eş sesli kelimeler değil mi yavrular? Berber saçlarımı tam da benim istediğim gibi kesti. Geçişi önlemek, dibinden ayırmak, ucunu almak, düzgün parçalara ayırmak. Bakalım. Trafik polisiyle denetim yapmak için yolu kesmişler. Geçişi önlemişler değil mi? Soyduğu patatesleri büyük parçalar halinde kesti. Dedemle beraber aracın kuruyan dallarını kestik. Bence bu en kolayı oldu sanki. Aa, kullanılan aletler. Berber saçlarımı tam da istediğim gibi kesti. Berber neyle kesiyor? Makasla kesiyor. Trafik polisleri denetim için tabii ki de şundan kullanıyor. Soyduğu patatesler bıçakla. Dedemle beraber kuruyan ağacın testereyle kesiyorsun yavrum. Devam. Ve gerçek anlam, mecaz anlam. Bak, gerçek anlam şu. Aklına ilk gelen anlamdır. Durun, Fenerbahçe maçı mı var? Aklına gelen ilk anlam gerçek anlamdır. İpteki kuru çamaşırları. Topta bak, çamaşır kuru. Demek ki bu gerçek anlam. Kitabın anlatımı öyle kuru. Anlatım nasıl kuru oluyor yavrum? Kuru bir anlatım olur mu? Bak şu an size şunu soracağım. Bu gerçek mi, mecaz mı? Yorumlara şunu yazacaksın. Bir gerçek dedik şu an. İki gerçek mi, mecaz mı? Bunu siz karar verin. Başla. İki gerçek mi? Mecaz, harikasın. Tenceredeki yemek kaynamaya başlayınca ocağı kısarsın. Ocağı kısmak. Gerçek mi, mecaz mı? Gerçek. Ocağın altını kısıyorsun yavrum. Gerçek. Geçen ay çok harcama yapınca bu ay masraflarını biraz kıstık. Masrafları kısmak. Bu sefer mecaz. Şimdiye kadar hangi işi yapmak karşılığında hepsini batırdı? Bak, işi batırmak. İş batırmak. Sanki suyun dibine mi atıyorsun işi? Hayır. Etkinlik 4'te şu oluyor Nilcim. Bir kelimeyi aklına gelen ilk anlamı gerçektir. Ama yok artık dediğin anlam gerçek anlamının ikinci anlamı olduğu zaman da mecaz anlam oluyor. Gerçekten uzaklaştığın zaman. Bütün çocuklar süte bisküvitlerini batırıp süte bisküvit batırabiliyorsun. O zaman gerçek. Hava bozuk olduğu için piknik yapmamız zayıf bir ihtimal. İhtimalin zayıf olması. Bak, zayıf insan olur. Ama ihtimal neden zayıf olsun? Mecaz. Hüseyin sarı düz saçlı, yeşil göz, uzun zayıf bir çocuk. Bak, gözünle gördün. Zayıfın ne olduğunu biliyorsun. Oldu mu? Oldu. Gerçek.
Devam. Soru çözelim. Bu televizyon kanalında her zaman haberler veriliyor. Sözcüklerinden hangileri getirildiğinde mecaz anlamlı sözcük kullanılmış olur? Mecaz, yani gerçek olmayacak. Aklına gelen ilk şey olmayacak. Tamam, yat. Şu an görünüyor. Bu televizyon kanalında her zaman taze haber. Haberin tazesi mi var? Ben mi yanılıyorum? Taze. Taze haber. Taze haber diye bir şey mi var? Çok saçma geldi bana şu an. Taze haber. Yeni haber anlamında. Bakalım. Ya da bayat bu ne? Çok saçma oldu. Devam. Soru görünüyor mu? Bir saniye. Şile değil bu sefer, Napoli. Soğuk sözcüğünü bu cümlelerden hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bak, soğuk şu. Aklına ilk gelen haber diyorum. Anlam gerçek anlamdır. Mesela hava buz gibi. Soğuk. Bu gerçektir. Bugün bana çok soğuk davranıyorsunuz derken de soğuk davranmak üzerime su mu fırlatıyorsun? Hayır, bu mecaz oluyor. Hava soğuk dediği anda Elif gerçek. Ama ben mecaz anlamları bulacağım. Elif'in oldukları ışıkları eliyorum. Değil mi Napolicim? Bu soğuk espri. Ay, soğuk espri. Esprinin soğuğu. O zaman Betül. Cevap C kaldı. B kaldı. Sorry. Pardon. Napoli'yi kıpırdatamıyorum. Hangisinde dar sözcüğü mecaz anlamlı olacak şekilde kullanılmıştır? Dar ev, dar sokak, dar elbise, dar düşünce. Bunu yapabilirsin bence. Bak, dar ev olur. Ama dar düşünce nasıl bir şey olur? Bilemiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde derin sözcüğü mecaz anlamlı olacak şekilde kullanmıştır? Derin. Çiftlik evinin arka tarafında oldukça derin bir kuyu. Zihninde canlandırıyorsun. Evet. Ayran yapmak için yoğurdu derin bir kaba. Evet. Ailemdeki herkese karşı derin bir sevgi. Derin sevgi nasıl oluyor yavrum? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir sözcük yoktur? Bahçede birbirinden uzun ağaçlar vardı. Kara haber kısa sürede köye ulaşmıştı. Haberin karası mı oluyor? Sivri çıkış. Çıkış yaparken elinde sivri bir nesne mi oluyor? Müdür işler yapılmadığı için köpürdü. Müdürün köpürmesini, yani müdürün içinde köpük mü var? Cevap A. Yeni bir yol. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirirse yol sözcüğü mecaz. Yeni bir yol yapmışlar bu mahalleye. Yeni bir yol gerekiyor bu şehre. Yeni bir yol açılsa trafik rahatlar. Yeni bir yol kullanarak problem çözdüm. Yöntem. Burada yol yöntem olarak geçiyor. Cevap D. Devam yavrularım. Yorulmadınız. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bak, şimdiden mecazı biliyorsunuz. Aklına gelmeyen anlam oluyor. Aklına ilk gelen sözlükteki birinci anlam gerçek anlamdır. Polisler hızla oraya gitti. Bize her zaman yardımcı olmaya çalıştı. Sınav sonuçları bu hafta için açıklanacakmış. Çok ince. Düşüncenin incesi mi var? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili sözcük gerçek anlamıyla, bak, aklına gelen ilk anlam. Köyden ayrılınca arkadaşlarımla bağımız. Arkadaşlarının iple mi bağlısın? Hayır.
İçimdeki açlık hissini susturmak için midem konuşuyor mu? Kırılan kapı. Bildiğin kapı yavrum. Evin kapısı. Bak. Az buçuk anladınız konuyu. Annemle teyzem koyu bir sohbete dalmışlar. Sohbetin koyusu mu var? Gerçek mi, mecaz mı? Şimdi size soruyorum. Gerçek mi, mecaz mı? Tabii ki de mecaz. O zaman şık ele. C ve D'yi eledin. Çilek reçeli kaynadıkça daha da koyu olmuştu bak. Koyu renk anlamında. Yani gerçek. Devam. Bu cümlelerdeki ağır kelimelerine bakıyoruz. Gerçek mi, mecaz mı diye. Duyduğum ağır söz. Bak, sana söylediğim şeyler nasıl ağır oluyor? Ağır söz burada mecaz anlamda. Ele. Ay sor, pardon. Ay, yanlış eledim. A ya da D olacak. Doktor ağır bir şey kaldı mı? Nesnenin ağırlığından bahsediyor. Burada gerçek anlam. Gerçek mecaz. Cevap A şıkkı kaldı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz? Bak, bir yemeği yakarsın ya da bu habere çok yandım, çok üzüldüm. Yavrular, en zor sorular bunlar. Tarihi geçtiği için sinema biletlerimiz yanmış. Kullanılmamıştır diyor. Biletler cebinde mi yanıyor? Ateş alarak. Yanarak oyundan çıkan ilk kişi ben oldum. Yanarak derken hani oyundan atılmışsın. Sizi görmek olmama yanıyorum en çok da. Güneş de çok kaldığı için bütün vücudu yanmış. Cevap ne olabilir? Tabii ki de D. Bu cümlelerin hangilerinde yer alan altı çizili sözcükler mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Nil, 3. sınıfsın ve 4. 5. sınıflara çok kolay diyorsun. Mecaz. Ortam o kadar gergindi ki kimse sözünü söylemeye cesaret edemiyordu. Bu olay iki eski dostun arasında aşılmaz bir duvar. Duvar, gerçek duvardan mı bahsediyoruz yoksa soğukluktan mı bahsediyoruz? Şu an iki olacak şıklarda bu bir. Annemin sakin davranması, tartışmanın büyümeden kapanmasına, sakin davranması güzel aslında. Ortam nasıl gergin? İple mi geriliyor? Bakın yavrular, farkında mısınız? Gene cayır cayır soru çözüyoruz. Zavallı çocuk bu hastalığı 2 yaşından beri çekiyor. Bu cümlede çekmek sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisine verecek şekilde kullanılmıştır? Herhangi bir engel kurmak, bir yerden başka yere taşımak, güç durumlara dayanmak, katlanmak. Çok çekti. Aşağıdakilerden hangisi ağır sözcüğünün cümlede kullanıldığı anlam yanlıştır? Bakalım. Akşamları ağır şeyler yemek mideye zarar verir. Yoğun şeyler, ağır şeyler. Bakalım. Ufak bir mesele yüzünden bizim de çok ağır konuş, çok kırdın beni. Doktorlar ağır bir ameliyattan başarılı çıktılar. Ciddi bir ameliyat. İşler neden bu kadar ağır yavaş ilerliyor? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi parantez içine verilen anlam olmaz? Bakalım. Buralarda birçok yılan çeşidi yaşamaktadır. Yılanla zehir ne alaka yavrum? Bütün yılanlar zehirli değildir ki. O yönden düşünün. Televizyon zamanımızı en fazla çalan aletlerden biridir. Teknoloji sadece televizyondan ibaret mi? Aa, pardon. Yılan zehir birbirini çağrıştırır. Doğru. Televizyon teknoloji. Bu hafta okullar okul öğrenciyi çağrıştırır. Doğru. Akşamları yemekten sonra mutlaka çay içeriz. Çayın içinde şeker de olur. B. Teknoloji televizyon içinde mi? O yönden düşünmek lazım. Sözcüğü aşağıdaki cümlenin hangisinde kurmak, suyu çekilip cansız duruma gelmek anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım. Aşırı sıcaklar yüzünden bahçedeki çiçeklerin birçoğu kurumuş. Suyu çekilip cansız hale geliyor. Oo, bu soru ilk anda bitti. Napoli. Hayatta
Hayırdır? Aşağıdakilerden hangisinde girmek sözcüğünün cümlede katlı anlam yanlış verilmiştir? Su mu içtin Napoli? Az önce iki adam kapıdan girdi. Dışarıdan içeri girmek doğru. Senin ellerin tombuk. Tombul. Tomuk nereden? Bu eldivene zor girer. Senin ellerin sığmaz buraya. Yetenek yarışmasında dereceye girdi. Kardeşim 9 yaşına girdi. Ulaştı. Çocuklar. Geçmek sözcüğü bu cümlelerin hangilerinde aynı anlamı verecek şekilde kullanılmıştır? Ali'den herkesi grip geçmiş. Bulaştı. Az önce buradan bir köpek geçti. Çocuğun boyu annesinin boyunu geçmiş. Uzamış. Bu hastalık en çok hava yoluyla bulaşıyor. Ne al acaba? Ne acaba? 1-4. Şu anki konumu görmeniz lazım. Bak, başımda bekliyor. Büyük ihtimalle maması bitti. Daha sonra görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. İçeriden yavrular çığlık atıyor.